Günaydın sayın seyirciler. Gündem Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bugün günlerden salı ve takvim bize 27 Nisan 2021'i gösteriyor. Evet, önemli bir tarih bugün. Kaç zamandır beklenen, merak edilen ne olacaktı, ne olmayacaktı? Daha olmadan, yapılmadan çok konuştuğumuz Cenevre Konferansı, 5+ BM Konferansı bugün başlıyor. 3 gün devam edecek. Gözümüz, kulağımız tabii ki Cenevre'de bu önemli toplantıda. Heyetler ulaştı Cenevre'ye. Bu sabah da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Cenevre'ye ulaşmış olacak. Dün Ankara'ya gitti. Orada temasları vardı. Bu temaslar sonrasında bugün Türkiye heyetiyle birlikte geçecekler oraya ve tarihi Cenevre Konferansı da başlamış olacak. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Cenevre'yi. Cenevre öncesinde neler yaşandı, neler konuşuldu? Özellikle ülkemizde bu konu nasıl irdelendi, beklentiler nedir, olumlu ya da olumsuz birçok beklenti ortaya konuldu. Bunları konuşalım dedik. Öğretim görevlisi, sevgili dostumuz Ahmet Hamdi bizlere günaydın, hoş geldiniz sevgili Ahmet. Günaydın Aziz Bey. Evet, nihayet diyelim başlıyor. Aslında herhalde ilk vurgulamamız gereken bu konferans fikrinin Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, Türkiye tarafından ortaya konduğu, talebin ondan gelmiş olduğu, onlardan gelmiş olduğudur. Bu önemlidir aslında. Ben önem atfettiğim için buradan başlamak istedim. Sen nasıl değerlendirirsin? Yani bugünü konuşmadan önce aslında 1970'li hatta 58'li yıllara geri dönmek gerekir. Yani bugünü o günden okumak gerekir. Bugün 50 yılı aşkın bir süredir Birleşmiş Milletler nezdinde Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı sürekli bir görüşme halindedir. Tabiri caizse 53 yıldır biz havanda su dövüyoruz Aziz Bey. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani o 53 yılı tekrar bu ekranlardan anlatmaya gerek yok. Çünkü herkes neyin ne olduğunu bilir. Zaten vaktimiz de kısıtlı. Ancak şunu ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. 1975 yılında Kıbrıs Türk tarafı federasyon başlığı adı altında aslında federe devletinin kurduğu ve Kıbrıs Rum tarafıyla bugün konuşulan veya konuşulmasını arzulanan bir takım kesimler tarafından 75 yılında aslında Kıbrıs Türk tarafı bu iradeyi ortaya koymuştu. Ancak ne oldu? Görüşmeler devam etti. Yaklaşık 10 tane anlaşmaya yaklaşıldı ve geri dönüldü. Nihayetinde 1983 yılında Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Bugüne baktığımızda özellikle bugünü gündeme getirirken 27 Nisan 5+1 yani 5+BM gayri resmi toplantıyı biz gündeme getirdiğimiz zaman veya konuşmaya başladığımızda o günlere biz iyi bakmamız gerekir. Yani işte Osmanlı'nın adadan ayrılışını bugün hiçbirimiz konuşmuyoruz. İngiliz'in devralışını, İngiliz giderken adayı nasıl bıraktığını hiçbirimiz konuşmuyoruz. Bizim bugün konuştuğumuz ne yazık ki ülkemizin içinde yaşanan sıkıntıları bizler çatı gibi görürken Kıbrıs sorununa entegre etmeye çalışıyoruz ve bu bağa göre yanlıştır. Bugün sağlıkta problemimiz var mı? Var. İşte ulaştırmada ya da yollarda var mı? Var. Eğitimde var mı? Var. Bu kronikleşmiş bir sorun şekline geldi. Bizler daha önceki programlarda bahsettiğim gibi Kıbrıs Türk halkı olarak elimizi taşın altına koymaktan ne yazık ki aciz durumdayız. Çünkü iktidar bir şeyler yapmaya çalışır. Muhalefet de sadece zaman zaman dozunu da artırarak muhalefet yapmaya çalışmaktadır. Ama geleceğimizi inşa etmede ne yazık ki hiçbirimiz gerçek anlamda irade üstlenmiyoruz. Sadece yine tabiri caizse kaçak dövüşüyoruz. Bunun en basit örneği 24 Nisan'da gerçekleştirilen bir mitingdi. Bu mitinge ben baktığım zaman mitingin içerisini irdelediğimiz zaman kimler vardı o mitingde? İşte Tabipler Birliği vardı. Kim vardı? Eski Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı vardı. Eski Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ve pandeminin ilk günlerinde Tabipler Birliği'nin raporuyla meclisi toplamış ve meclisten bir çağrıda bulunmuş. Yaklaşık 20 bin kişi ölecek ve o dönemki iktidar hükümetine bir şekilde baskı yapmaya çalışmış. Olağanüstü hal ilan edilmesi. Olağanüstü aynen baskı yaparak o hal ilan edilmesiyle ilgili bir algı operasyonu gerçekleştirmeye çalışmış.
Peki 24 Nisan baktığımızda, 24 Nisan'da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üzülerek görüyoruz ki en önde bayrağıyla, pankartıyla oradaydı. Sayın Akıncı da oradaydı. Yani bugündür. Bugün sabahleyin 45 yaşında bir vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti. Başka bir gencimiz 23 yaşında Geçikkale bölgesinde trafik kazasında hayatını kaybetti. Bizler bunları konuşmamız gerekirken böyle nasıl söyleyeyim, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman bir şeylerden feragat eden, her zaman ezik çocuk durumuna düşer bir hale bürünmek üzereyiz yine. Ve bu bizi üzüyor. Neden bunu söylemek istiyorum? Çünkü bir bakın, aynı gün Güney Kıbrıs'ta da buna benzer bir miting yapıldı. Bir orana bakın Allah aşkına. Yani nüfusuna, nüfus oranıyla bizdeki nüfus oranına bakın. Yani bu işler bu şekilde yürütülmez. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak bir vizyon koymamız gerekir ve o vizyon altı doldurmamız gerekir. Muhalefette de burada ciddi anlamda iş düşer. Muhalefetini yapacak tabii ki de. Ama örneğin Kıbrıs Türk tarafı Cenevre'ye giderken muhalefet lideri kalkıp da BM'ye mektup yazmayacak. İşte federasyon tercihimizdir diye. Burada bir irade vardır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Görüşmelerle ilgili yeni bir yola girildiği, yeni bir konjonktürün oluştuğu da apaçık ortadayken siz bu yanda davulu başka şekilde çalmaya çalışırsınız. Yani davulu nasıl çalmaya çalışırsınız? Ülke içindeki sorunları federasyon tezine entegre ederek halkı sokağa dökmeye çalışırsınız pandemiye rağmen. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Kimse de kusura bakmasın. Oradaki vatandaşın profil yapısını incelemek gerekir aslında. Belki de şu an beni izleyenler buna kızabilir ama incelemek gerekir. Yani biraz da üretici kimliğini bırakın. Biraz da üretici kimliğinin sorunlarını dinlesin bu halk. Yani işte nasıl bir profil yapıya baktığım zaman ekranlardan bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Karı koca örneğin memur, yanlış anlaşılmasın tekrar söylüyorum. Belli bir gelir düzeyi var ama memlekette üretim yok olmak üzereyken, sanayi yok olup canlanmaya çalışırken biz her şeyi bırakıyoruz, federasyon diye bağırıyoruz sokaklarda. Bizim konuşmamız gereken, hani sürekli eleştiriyoruz ya ekranlardan, işte bizim sanayi holdingimiz vardı da battı, batırdık, mahvettik, gittik. Tamam, bunları biz geri nasıl kazandırabiliriz konuşmamız gerekirken, üretimin sürdürülebilir yapısını konuşmamız gerekirken, örneğin bu yıl kuru ziraatta işte kuraklık gündemdedir, işte ne bileyim ben zahire fiyatları gündemdedir, zor bir yıl yani kısacası. Bizim bunları konuşmamız gerekirken, süt fazlalığını, hellimi konuşmamız gerekirken biz her şeyi bıraktık. Federasyon diye davul çalmaya başladık. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü genel anlamda baktığımız zaman Güney Kıbrıs'ı yakınımızda bir ele alalım. Kıbrıs görüşmelerine gittiklerinde iki seslilik duyabiliyor musunuz dışarıdan? İçeride olabilir. Kendi kendilerini eleştirebilirler. Kendi kendilerine açıkçası siyaseten vurabilirler. Ama dışarıda tek bir çizgide ilerliyorlar. Biz ne yapıyoruz? Bizim görüşmeci heyetimiz Cenevre'ye giderken biz de BM'ye mektup yazıyoruz. Federasyon kaçınılmazdır diye. Peki bu devletin vekilleri değil misiniz siz? Bu devletin başbakanlığını yapmadınız mı? Veya yapmayacak mısınız? Veya bu devletin cumhurbaşkanlığını yapmadınız mı? Yapmayacak mısınız? Burada bir gayri samimi durum vardır Aziz Bey. Yani işimize geldiğinde evet biz başbakanız. İşimize geldiğimizde biz cumhurbaşkanıyız. Bu devletin. Ama işimize geldiğimizde de federasyon davulunu çalmaktan çekinmeyeceğiz. Gayri samimi bir durum vardır burada. Yani bu noktada kimse kusura bakmasın. Çünkü bu memleketin geleceği bizlerde, Kıbrıs Türk halkındadır. Yani nasıldır? Üretimle, sanayiyle, kendi kendimize sahip çıkmayladır. Evet. Şimdi değişik bir hava yaratıldı aslında, doğrudur söylediğim. Bu Cenevre zirvesine yönelik olarak ve orada biraz da aslında bir endişe var yani. Şimdi şunu sorgulamak lazım herhalde.
tek çözüm modeli federasyondur ya da federasyon tezinin dışına çıkmamalıyız. Neden? Çünkü işte neden diye sorulduğunda çünkü kabul görmeyecek, kabul edilmeyecek. Peki o zaman endişelenmemek lazım. Yani işte bizim ekip gidecek, orada kendine hayır denecek ve geri dönecek. Biz bir süre sonra belki de mecburen geri döneceğiz federasyona. O zaman peki niye ses yükseliyor? Bunu sorgulamak lazım herhalde. Yani acaba ya iki devletli çözüm kabul edilirse endişesi mi var bir yerlerde? Onun bir yani aslında tam da operasyon olur Aziz Bey. Çünkü programın başında dediğim gibi konjonktür değişti. Dünya değişti. Dünyanın kartları değişti. Dün çıkan haberlere göre İşte Times gazetesinin bir köşe yazısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili tanınmaya gidilebilir diye bir köşe yazısı var. Bir önceki gün Mısır kimdir? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle sürekli işte güvenlik anlaşmaları yapan, doğalgaz anlaşmaları yapan bir ülke, Müslüman bir ülke olmasına rağmen ilk daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar diye köşe yazılarına başlandı yazısı. Tam da endişe olur. Ona gelmezden önce 24 Nisan 2004 tarihine baktığımızda, Annan Planı'nın referandumuna baktığımızda neden 24 Nisan'dı? Yani neden pişirildi 24 Nisan'a gelindi? Bunu da yani biraz irdelemek lazım. Yani olayın diğer boyutuna bakmak lazım. 24 Nisan 1830'da ne oldu? Yunanistan Krallığı kuruldu. 24 Nisan 2004'te ne oldu? Annan Planı gerçekleşti. Yani bu tarihler hiçbir rastgele değildir. Rastlantı da değildir. Bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak bunları görmemiz gerekir. Biz zaman zaman Kıbrıs Türk halkının siyasetçileri, bunun altını çizerek söylüyorum, halk demekten aciz duruma gelmiş durumdayız. Sürekli kendi kendimizi toplum ibaresine altına sokmak çabası içerisindeyiz. Bu yanlıştır. Biz halkız. Kıbrıs halkı diye bir şey yoktur. Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkı vardır. Yani Kıbrıs halkının altında iki toplum yoktur. İki halk vardır bu adada. Bu tarihe döndüğümüzde Osmanlı'dan tutun da bugüne kadar kaç tane Kıbrıslı Rum'la, kaç tane Kıbrıslı Türk evlendi veya bir aile kurdu. Evler yan yana olmasına rağmen ortak çok iş yapıldı. Doğrudur ama daha da ileriye gidilmedi. Çünkü bir halk değiliz. Altta da iki toplum değiliz. Biz iki halkız. Bunu kabul etmek gerekir. Yani kültürümüz aynıdır, benzeyebilir ama farklılıklarımız da vardır. Bunları bilmemiz gerekir. Bunlarla yola çıkmamız gerekir. Yoksa ülke içerisindeki sıkıntıları bahane gösterip işte federasyon tezinin davullarını çalmak doğru bir yaklaşım değildir. Onu bahane göstererek eleştirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bunu söylemem bugünle ilgili değildir. Genel anlamdadır, siyasi renk fark etmeksizin bunu söylemekten çekinmiyorum. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi Kıbrıs Türk halkının geleceği kendi ellerindedir. Sizin de söylediğiniz gibi aslında konjonktür değişmiştir ve iki devletli çözüm bugün konuşulmaya başlamadı aslında. İki devletli çözüm 1957'de, 58'de geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerinden bizim basına sızan belgeler vardı. Aslında iki ayrı devleti ayrı yaşamayı öngören belgeler te o günlerde vardı. Bunları bilmemiz gerekir. Bu yönde bizim politika geliştirmemiz gerekir. Yani üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Pandemiyi eleştiririz. Kapanmadık, açılmadık. Ekonomi yerlere vurdu. Şu oldu, bu oldu. Siz kalkın Tabipler Birliği olarak elinizde pankartınız en önde. İşte federasyon davulu çalın. Bu gayri samimidir yani. Dün bir doktorumuz pandemi hastanesinde çalışırken pozitif oldu örneğin. Belki de o doktorumuza temaslı o miting yerinden gelen birilerdir veya içeriden birilerdir. Bunu bilemiyorum. Ama demek istediğim şudur ki pandemi ilk ortaya çıktığı günden bu raporu hazırlayan Tabipler Birliği yönetimi başkanı aynı. Bugün de aynı yönetimi ve başkanı ve her şeye rağmen bu kadar mı gözümüz karardı ya? Bu kadar mı kendi devletimizi, kendi yönetimimizi eleştirir noktadayız? Bunlar bana göre bizim ayıbımızdır.
evet demokrasidir, doğrudur ama bunları da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, biraz siyasileşti. Daha doğrusu iç siyasete biraz entegre oldu herhalde konu. Çünkü tam da böyle erken seçim konuştuğumuz, erken seçim tarihinde iktidarla muhalefetin birbirleriyle mücadeleye başladığı, tartışmaya başladığı bir dönemde aslında böyle bir zirvenin olması. Belki de ister istemez olayı biraz iç siyaset malzemesi mi yaptı acaba? Yani aslında tam da odur. Dış güçler belki de birazcık nasıl diyelim tohum attı bu işe. Yani bu mitingin yapılmasına. Ama içeri baktığımızda da tam da 2004'teki o rüzgar yaratılmaya çalışılıyor. Yani işte erken seçime giderken bizim tezimiz buydu. Bizim ortaya koyduğumuz Kıbrıs konusuyla ilgili görüş buydu derken örneğin erken seçime gidilecekse bunun siyaset malzemesi yapılmasıydı. Ama unutmamamız gerekir ki 2017 yılında Sayın Akıncı'nın söylediği bir takım cümleler de var Crans-Montana sonrasında. Yani bundan sonraki yolumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle devam etmek olma olasılığı yüksektir demiştir. Ve bizim neslin son fırsatıydı cümlesini de unutmamak gerekir. Bunlara rağmen işte federasyon davulunun çalması bana göre doğru değildir. Bunun altını tekrardan çizmek isterim Aziz Bey. Evet. Peki şimdi ne olur bu Cenevre'de? Biraz Cenevre'yi konuşalım. Yani Cenevre'de iki tarafta hem Kıbrıs Türk tarafı hem Kıbrıs Rum tarafı farklı tezlerle gidiyorlar. Kıbrıs Türk tarafının yeni bir tezi masaya koyacağını biliyoruz. Herkes bu konuda farklı tahminlerini, öngörülerini açıkladı. Bugün başlıyor artık. Yavaş yavaş göreceğiz gerçi ama sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir ortam olur? Nasıl bir sonuç çıkar? Yani 53 yıldır federasyon teziyle masaya oturduk zaten. Aynı tezle oraya gidip tabiri caizse havanda su dövmeye ne gerek var? Eğer gerçek anlamda bu ada üzerinde bir şeyleri ortaya koymak gerekiyorsa oluşan yeni konjonktüre göre Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu tezlerin arkasında sonuna kadar durması gerekmektedir. Bu birincisi. İkincisi ise gerçek anlamda tekrar federasyonun konuşmanın gündeme getirmenin de bana göre bir manası yoktur. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi bizi bir şekilde federasyon görüşmesine çekmeye çalışarak aslında bir 50 yıl daha kazanmaya çalışmaktadır. Neden 50 yıl daha kazanmaya çalışmaktadır? Çünkü sizi bir şekilde bağlı tutmaktadır. Avrupa Birliği 2004'te tüm sözlerine rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimini Avrupa Birliği'ne aldı zaten. Onu iyi kullanmaktadır. Örneğin patates üreticiler birliğinin yaşadığı bir sıkıntı vardı. Patates üreticilerinin yaşadığı bir sıkıntı vardı. Avrupa Birliği pandemiyi bahane göstererek Kuzey Kıbrıs'a müfettişini göndermedi ve yeşil hat üzerinden ihracatını yapamadı patates üreticiler birliği. İşte bir 50 yıl daha bu şekilde neden devam etmesin? Bir 50 yıl daha bu şekilde devam ederse zaten ekonomik olarak Kıbrıs Türk halkının bitirmiş olacak. Kıbrıs Türk halkının içerisinde farklı algıları kullanarak kendi iç siyasetiyle dış siyasetini karma bir şekle sokmayı başaracak. Ve kendi istediği noktaya bizi sonunda getirmeye çalışacak. Yani budur önemli olan. Bugün 2004'e baktığımızda özür dileyerek söylerim. Kimseye kusura bakmasın ama bunu ekranlardan ilk kez söylüyorum. 2004 yılında biz bir Kıbrıs Türk halkı olarak özenti toplumu yarattık. Yani anlam planı bahane gösterilerek özenti toplumunun tohumları atıldı o günlerde. Bunlar neydi? İşte dünya bize gösterilerek. Avrupa Birliği içerisinde işte insan hakları ya da ne bileyim buna benzer birçok konu gösterilerek bizde bir özenti toplumu yaratıldı. Bu özenti toplumu bize neyi kaybettirdi? Kıbrıs Türk halkının kendi kimliğini, kendi benliğini ve kendi kültürünü yitirmesine sebep oldu. Buna birçok örnek verebiliriz ancak ekranlardan bunları saymak doğru değildir. Bu biraz araştırılsın. İzleyenler varsa 2004'ten 2021'e aradan 17 yıl geçti. Bir araştırılsın. Özenti toplumu demekten kasıt nedir? O tohumların serpiştirilmesinden kasıt nedir? Biraz araştırılsın. Bir takım bulgular karşımıza çıkacaktır.
ve bu çok acıdır. Ne yazık ki. Aynı şekilde 24 Nisan 2021'de gerçekleştirilen mitingde o gün kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Yeni tohumlar atılmaya çalışılmaktadır. Kıbrıs Türk halkının içte yaşadığı siyasi sorunlar bahane gösterilerek geride kalan kültürümüzle ilgili, geride kalan kimliğimizle ilgili bir şeyler daha varsa onları da götürme çabasıdır. Ve ne yazık ki bizim siyasilerimiz bunlara alet oluyor, Aziz Bey. Evet, görünen o ki zirve sonrası siyaset bu ekseninde, yani Kıbrıs ekseninde gidecek ve biz aslında sen başta söyledin, konuşmamız gereken, tartışmamız gereken çok farklı sorunlarımız var. Bu sorunları artık konuşup bir şekilde konuşmayı da bitirmiş olmamız lazımdı. Çözüm yoluna girmek lazımdı. Yine ıskalayacak mıyız çözümleri, bu sorunları çözemeyecek miyiz yine başka konulara yoğunlaşarak? Yani işin özü şudur. 1958'den bugüne kadar federasyonu konuştuk. Bazı siyasi partilerimizin tezleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki tabanı veya beslendiği yerler vardır. Bu yerler aslında 2017'de Crans-Montana sonrası çöktü. O tez çökmüştür. Neyi ispatladı bize 2017? Kendi iç sorunlarımızı çözmenin vaktinin gelip geçtiğini ispatladı. Bizim onları konuşmamız gerek. Yoksa iç sorunları yine biz dış sorunlara entegre edip yola çıkarsak, bu Kıbrıs Türk halkına biz yine zaman kaybettireceğiz, yine insanları sokağa dökeceğiz ama zaman da kaybettirmiş olacağız. Çünkü işin sonunda bir yere ulaşmayacağız. İşin sonunda ezik çocuk olarak Kıbrıs Türk halkı Rum'a entegre olmaya çalışmaktadır. Dıştan görürken budur. Bu bir gerçektir. Keşke Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu irade gibi gerek 2004'te, gerek 77'de, gerek 75'te, gerek 80'de olan görüşmelerde, gerekse T58'de her şeye rağmen bizim ortaya koyduğumuz irade gibi Kıbrıs Rum tarafı da koymuş olaydı. 60 Cumhuriyeti'ni birlikte kurmadık mı? %70, %30'u Kıbrıs Türk halkı kabul etmedi mi? Etti. 63'te ne oldu da veto hakkını Cumhurbaşkanı yardımcısına meclisin toplayarak getirdi şey? Kıbrıs Rum yönetimi belediyelerden bizi çok affedersiniz dayakla atmadılar mı? Attılar. Biz bunları unuttuk mu yani? İşte bizim bunları unutmamızı sağlayacak tohumlardır bahsettiğim. Yani 2004'te atılan ve bugün atılmaya çalışılan. Bunları unutturmaya çalışmaktır. Yani ne yazık ki bazen oturup Kıbrıs konusunu sohbet ettiğinizde, birbirinizle konuştuğunuzda öyle bir noktaya gelir ki kendi vatandaşımız bize şu cümleyi kullanıyor. Onlar da yaptı, biz de yaptık. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. İsyan 1930'da başlamıştı. İsyanın sebebi de adayı Yunanistan'a bağlamaktı. Adı İngiliz'e isyandı ama esas sebebi adayı Yunanistan'a bağlamak. Bunları okumamız gerekir. Bu pencereden bakmamız gerekir. Yoksa iç sorunlarla ilgili biz kendi irademizi ortaya koymadıktan sonra kendi üretimimize, sanayimize, kendi üreteceklerimize, hizmetlerimize sahip çıkmazsak ve işte yukarıda Kıbrıs sorunu çözülecek de bunlar da bir sihirli değnekle görünmez bir elle çözülecek. Biz hayal kurarız. Bu hayalin peşinde de halkı koşturtururuz ve yine bir dayak yiyeceğiz. Bu şekilde gidersek. Evet. Peki şimdi Kıbrıs Türk toplumunun üretmesi, üretime yine eskisi gibi dört elle sarılması çok önemli aslında. Ve öyle bir dönem yaşıyoruz ki şimdi pandeminin yaratmış olduğu üretimin, üretmenin önemini bir kez daha keşfetmiş olmamız lazım diye düşünüyoruz hepimiz. Yani vatandaşın şu an baktığımızda ilk sırada, ilk iki sırayı belki de ikisi birlikte ilk sırada duruyor. Hem pandeminin yarattığı sağlık endişeleri hem yine pandeminin yarattığı ekonomik endişeler. Böylesi bir durumda Kıbrıs konusu, Kıbrıs sorunu ne kadar yer bulabilir insanların gündeminde? İnsanlar neredeyse hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında bir can pazarı yaşıyor. Bunu söylememiz herhalde çok abartmış olmayız bunu söylediğimizde. Yani aslında yer bulmaz.
Ama 24 Nisan'da yapılan küçük operasyonla yer buldurma çabasıdır. Çünkü yeni bir gündem yaratarak erken seçime hazırlanma çabasıdır. Yani şöyle bir şey, benim mantığım almıyor. Erken seçime giderken örneğin bunu siyaset malzemesi yapacaksınız, federasyon tezini, ve gidip o devletin meclisinde yer alacaksınız. Yani gayri samimi olan tezler vardır, gayri samimi olan çabalar vardır. Biraz daha gerçekçi olmak lazım artık Kıbrıs adası üzerinde. Kıbrıslı Türkler olarak sağcı mı solcu mu hiç fark etmez. Rengimiz hiç fark etmez. Biraz daha olaylara ciddi yaklaşmamız gerekir. Daha önce de konuştuk. Anlam planında neden güzel yurdu istiyordu Rumlar ve Apostolos Andreas Manastırı'nı istiyordu? Karpaz Burnu'nu neden istiyordu? Stratejik önemi var diye miydi? Hayır, bugün görüyoruz. Doğalgazın çıktığı yerlerdir bunlar. Ya Güzellik Körfezi'ni neden istiyordu? Çünkü Güzor Körfezi'ni aldığı zaman Antalya'nın dibine kadar kıta sahanlığı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin egemenliğinde olacaktı. Bunları görmemiz lazım bizim. Yani Karpaz Burnu'nu aldığı zaman kıta sahanlığına bakın. Siz denizi karşınıza getirin. Kıbrıs haritasını gözünüzün önünde bulundurun. Hem sağı hem solu düşünün, aşağılara kadar ve karşıda Suriye'ye kadar. Hepsi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin egemenliğinde olacaktı. Bunları bizim değerlendirmemiz lazım. Ya bunlar Kıbrıs Türk halkına ne getirir, ne götürür? Bu şimdiki olacak işler değil. Bu ilerisi için, bizim geleceğimiz için bunları ortaya koymamız gerekir. Ama şunu açık yürekle ifade ederim ki Kıbrıs müzakerelerinde veya Kıbrıs sorunundaki, kaldı ki bana göre 74'te 20 Temmuz Barış Harekatı'nda bir barış geldi bu adaya. O günden bugüne kadar bir can yanmadı, bir kan dökülmedi. Yani biz federasyon çatısı altında birleşip tekrar o günleri mi yaşamak istiyoruz? Ben anlamadım yani. Sıkıntımız da buradadır. Yoksa biz birleşeceğiz işte federasyon olarak ve biz baskı unsur olacağız. Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinde adayı askersizleştireceğiz. Ada üzerinde iki halk gayet rahat yaşayacağız. Keşke bu hayal ettiğimiz olabilse. Ama böyle bir dünya yoktur ne yazık ki. Bugün Amerika'ya bakın veya Rusya'ya bakın veya dünyanın süper güçleri dediğimiz ülkelere bakın. Geçmişlerinde neler yatır? Bugün bize insanlık dersi vermeye çalışan büyük ülkelere bakın. Geçmişlerine bakın. Ya bunları biz hepsi bir kenara bırakıyoruz. Gözümüz kapalı. Memleketin iç sorunlarını Kıbrıs sorununa entegre etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi biraz da meclisi konuşalım. Şimdi meclisimiz erken seçim için herkes bir niyet ortaya koydu. Ama tabii Kıbrıs konusunda da meclisin hatta muhalefetin özellikle talebi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı gelsin bize bilgi versin. Herhalde zirve sonrası bu da gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Peki meclis bir karar almalı mı? Yani bugün artık Kıbrıs Türk tarafının çözüm modeli ya da çözüm vizyonu peşinde olduğu ya da olmasını istediği anlaşma modeli budur diye bir gündemi, belki bir kararı olabilir mi meclisin? Yani bence geç kalınmıştır. Artık onu yapmamız gerekir. Çünkü hatırlarsınız 2017 yılında Kramontana öncesi KKTC meclisinin, meclis başkanının aldığı bir karar vardı. Bir arşiv açıldı, meclisteki arşiv. Onu duyduğumuzda bugün anlatırken de böyle tüylerimiz diken diken oldu. Neden? Çünkü evet biz bunu yapabiliyoruz. Bunu öngörebiliyoruz da ortaya çıkmıştır. Yani tabii diğer boyuttan da bakmak gerekir. Yani iç sorunlara döndüğümüz zaman ise baktığımızda ülke 3-4 ay kaybedildi hükümet kurma modelleriyle ilgili. İşte kurulduydu, bozulduydu, kurulduydu, bozulduydu. Bugünün ana muhalefeti o gün hükümet kurulurken eğer bugünün büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi ile birlikte, bu söylediğim çok önemlidir, hükümete girmiş olsa idi ve bir takım yasaları değişmiş olsa idi, bu seçim halk oylaması yasası da buna dahildir,
buna benzer birçok yasayı değişmiş olsaydı, bu memleketin geleceği için yapılacak en önemli adımlardan bir tanesiydi. Hatta gönül neyi arzu ederdi? O hükümet modelini düşünün ve bugün Cenevre'yi düşünün. Ortaya çıkacak olan ortak bir metni düşünün siz. Ama bunu tercih etmedi ana muhalefet. Ben dışarıda kalayım, davul çalayım. Benim işim budur nasıl olsa. Mantığıyla yaklaştı. Ve bugün bu ülkeye, Kıbrıs Türk halkına hala daha kayıp yaşandırıyor. Peki iktidarın ne yapması gerekir bu noktada? İktidarın bir takım noktalarda biraz daha duyarlı olması gerekir. Evet, ekonomi dardır. İmkanlarımız kısıtlıdır. Ama daha duyarlı ve sorunlara daha böyle çözüm bulacak şekilde hareket etmemiz gerektiği de bir gerçektir. Bir takım komiteler kurulabilir. Örneğin üretimle ilgili, sanayide bir takım komiteler kurulabilir. Eski bürokratlar o komitelerin içerisinden tekrar edebiliriz. Geleceğimize yürüyebilmek için. Geleceğimize emin adımlarla gidebilmek için. Örneğin bu ülkede alüminyumla ilgili üretim yapılmakta. Bunu kaç kişi biliyor? Çöp poşetleriyle ilgili üretim yapılmaktadır. Bunu hangimiz biliyoruz? Sadece ekranlarda konuşuyoruz. Sanayimiz bitti, öldü, gittik, mahvettik, bitirdik. Ama programın başında söylediğim gibi sanayimiz tekrar hareketlenmeye başladığı günlerde bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekir. Olayın diğer boyutunu da bizim gündeme getirmemiz gerekir. Farz edin ki ortaya koyulan federasyon tezi gibi bir anlaşmaya varıldı. Bizim hangi şirketimiz Rum'un hangi şirketiyle yarışacak durumdadır? Bizi kim finanse edecek yarışabilmemiz için? Bize kim düşük faizli kredi verecek örneğin? Veya bizi kim hibelendirecek o firmalarla yarışabilmek için? Çünkü adam bunu kullanıyor. Adam bunu 50 yıldır bir şekilde kullanıyor. 60'tan beri hatta kullanıyor. 60'tan bugüne gelene kadar zemin oluştu. Siz neyle yarışacaksınız ki? Bunları da bıraktık. Sadece davulu çalmaya devam ederiz. Evet. Yani işin diğer boyutu da bu. Evet. Aslında herhalde değil de belki de kesindir. Yani erken bir seçim artık Kıbrıs konusu ne kadar tansiyon yükselirse yükselsin. İç siyaset ne kadar kendini oraya atmaya çalışırsa çalışsın. Vatandaşın yapılacak olan bir seçimde, ilk seçimde tercihlerinde yani siyasi tercihinde Kıbrıs konusu sanki de böyle çok belirleyici olmayacaktır gibi olmayacak bir izlenim var. Şunu da ifade etmek isterim. Bu cümleyi kullanmayı hiç sevmem. Çünkü cümleyi sevmem. Ne dedik? 2004 yılında KKTC'ye ne diye söylenerek yola çıkıldı. Tam olarak ismini de unuttum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bugünkü muhalefetin o gün söylediği bir cümle vardı. Çözümsüzlük noktasında söylediği bir cümle vardı. Aslında onun emniyet valisi kendileridir. Yani nasıl kendileridir? Dediğim gibi eğer risk almıyorsan, gerekli dönemlerde iki büyük parti hükümete girmiyorsan ve dışarıda bunu eleştiriyorsan, aslında bu yapının sigortası kendinizsiniz. Bu yapının emniyet valisi de sizsiniz. Yani kendi iç sorunlarımızın birikmesinin temelinde de sizler yatırsınız demektir bu. Bunu nasıl özetleyebiliriz? Eğer bugün hükümette olmuş olunaydı iki büyük parti, her şey çok başka olurdu. Erken seçimi konuşmazdık. Devlet kurulduğu günden bugüne kadar 42. 43. hükümet. Yani ortalamaya baktığınızda bir yıl bir ay. Bunun sebebi nedir? Yani başarısızlık mı, imkansızlıklar mı? Yoksa tam sıkıştığımız noktada hop erken seçim davulunun çalınmasıyla mı ilgili? Halk sana bu iradeyi verdi zaten. İki büyük parti kur dedi. Ama sen sağdan kaçıyorsun. Ben kaçtım oynamam. Ben dışarıda mızıkçılık yapıp taş atacağım. Doğru değildir bu. Yani gittiğimizde örneğin erken seçime sayılar değişecek mi veya oranlar değişecek mi? Bana göre çok bir oran değişmeyecektir. Yani nasıl değişmeyecektir? 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde çıkacaktır. Bir şey değişmeyecek çünkü halkın iradesi o gün de aynıydı. Yarın da aynı olacak, bunu göreceksiniz.
Çünkü bunun sebebi nedir? Halk sana diyor artık kendi iç sorunlarını çöz. Kendi iç sorunlarıyla ilgili politikalar üret. Örneğin ortaya bir master plan koyarsınız. Örneğin tarımda tarım master planı koydunuz, bir görüş bildirdiniz, bir çalışma yaptınız. Hükümet değişti, o plan rafa kalkar. Gelen yeni hükümet veya gelen yeni bakan ve ekibi yeni bir plan ortaya koymaya çalışır. Ona adapte olasınız, bilimsel araştırmaları yapasınız zaten bir yıldır. Bir ayınız kaldı. Bir yıl, bir ay sonra hükümet gene değişti, gene politikalar değişti. Bu da neyi getirir? Bizim sürdürülebilir yapımızı kaybetmemizi getirir. Yani az önce söylemeye çalıştığım cümlede istatikoydu. Hani istatiko der ya ana muhalefet veya 2004'te bunu sürekli kullandılar. Aslında istatikoyun emniyet valvidi kendileridir. Yani ülke içindeki sorunların çözümsüzlüğünün temelinde kendileri yatır Aziz Bey. Bunu belki de ilk daha söylüyorum bu ekranlardan. Bu cümleyi de çok sevmiyorum bu kelimeyi ama bunun sigortası kendileridir. Yani işte örneğin su kesildi. Bu basit bir örnek tabii, bu şekilde değil. Hop alın davulu, en sokağa istatiko. Sizsin savunucusu. Zaten istatikodan kasıt. Ben şöyle yorumlarım. İçerideki sorunların çözümsüzlüğünden bahsederim ben. Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğünden değil. İstatiko, esas istatiko içimizdeki istatikodur. Yani kendi kendimizin sorunlarını çözmekten ne yazık ki aciz durumdayız. Çünkü tam çözülecek noktaya geldiğimizde halk bize bu iradeyi o şekilde verdiği zaman birimiz diğer tarafa kaçar, o birimiz diğer tarafa. Çünkü muhalefette kalırsam işte olur da Kıbrıs sorununa gündeme gelse onu da kullanacağım. Erken seçimi o şekilde gireceğim. İşte 11 ise 17 yapacağım. Başbakanını alacağım, tamamdır. Bu kadar basit mi ya Kıbrıs Türk halkının geleceği veya şimdisi? Bunları konuşmak lazım. 2004'ten 2021'e 17 yılda, bakın 17 yılda sol kesimden iki daha cumhurbaşkanımız oldu. Ve federasyonla ilgili her şeyi ortaya koydular. Zaman zaman kızdığımız noktalar da oldu. İşte kimsenin haberi olmadan belli haritalar verildi, tavizler verildi, şu oldu bu oldu. Neden çözülmedi? 17 yıl içerisinde 10 yılı çözüm noktasında aşırı gayret eden diyebileceğimiz ki kaldı ki bu memlekette sorunun adının konulması ile ilgili herkes çaba sarf etmektedir. Yani ne olacağını bilmemiz açısından 10 yıl içerisinde her türlü tavizi vermemize rağmen neden çözülmediği ve bugün davulu çalıp en önde işte federasyonu konuşalım diye konuşuyoruz. Yani günahtır yaptığımız Kıbrıs Türk halkına, geleceğimize, çocuklarımıza, hani deriz ya biz çocuklarımızdan miras bulduk. Örneğin arazilerimizi üretim alanında biz geleceğimizden, çocuklarımızdan miras bulduğumuz geleceği tüketiyoruz böyle sokaklarda, meydanlarda. Bizim ortaya politika koymamız gerekir artık ve halkın iradesine saygı duymamız gerekir. Halk size dedi ki ne yapın? Gidip iki büyük partiyi, bu hükümeti kurun ve sorunları çözün dedi artık. Yok, olmadı. Olmadı. Çünkü muhalefet daha kolay. Risk almak daha zor. Kaldı ki riskleri fırsata çevirebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani pandemi sürecinde tarımsal üretimin önemi daha da öne çıktı. Ülke içerisindeki üretimin önemi daha da öne çıktı. Bir kriz vardır ve akademide, ekonomide bu krizleri fırsata çevirmenin yöntemleri vardır. Bizler bununla konuşmuyoruz. Her şeyi bıraktık bir tarafa. Kıbrıs sorununa entegre etmeye çalışıyoruz kendi iç sorunlarımızı. Evet. Peki bir de Kıbrıs Türk tarafı iki devletli çözüm diyerek federasyona hayır diyecek ve bu da bir cezalandırmaya neden olacak şeklinde söylemler var, iddialar var. Bunu da biraz konuşalım seninle. Daha ne kaldı diye yani sormak lazım. Yani cezalandırmadan kasıt ne olabilir ki? 2004'te ne kaldı? Her şeyi başka kabul şey etmemize gelin. Rağmen sağ kesimin özellikle o mücadele yıllarını hatırlayan vatandaşların ortaya koyduğu bir iradeye rağmen %60 evet çıktı Kıbrıs Türk tarafından. Avrupa Birliği'nin kestiği ceza, ya evet verdik ve cezalandırıldık açıkçası.
hayır vermiş olaydık o gün ödüllendirileceydik bana göre. Ve o günden tanınma yoluna veya iki devletli çözüm yoluna gidilecekti diye bir öngörü ortaya koymak isterim. Çünkü biz evet verdik ve cezalandırıldık. Daha ne cezasından bahsederiz ki? Ne yapılacak ki? Yani askeri müdahale mi yapılacak bize? Ne yapılacak? Daha ne olabilir ki Aziz Bey? Her şeyi Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'ni bir basamak kullanarak oradaki lobiciliğini güçlü tutmaya çalışarak her konuda bizi köşeye sıkıştırmayı başarıyor. Daha ne yapacak ki? Evet. Ve tabii artık bugün herhalde gözümüz kulağımız Cenevre'de. Bakalım evet. Buradan ne gibi bir sonuç çıkacak ama görünen o ki yani şu, daha doğrusu şunu unutmamak lazım. Cenevre bir nihai nokta değil. Bir Kesinlikle. Zemin konuşması olacak. Taraflar orada ortaya koyacaklar. Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Sen bilmiyorum katılır mısın? Genel sekreterin bizzat gelecek olması aslında Kıbrıs Türk tarafının belki de o iki devletli çözüm modelinden ki bunu biz resmi olarak beyan ettik. Bayan Luta da söyledik, Türkiye de söyledi böyle bir niyet olduğunu, Türkiye de bunu desteklediğini biliyor. Yani Guterres orada Türk tarafının masaya ne koyacağını biliyor ayrıntılarıyla. Ve buna rağmen oraya geliyor olmasını da herhalde bir yorumlamak lazım. Yani şuna ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu bir de vizyon var. Aslında hani derdik ya işte Denktaş Bey İstatiko'nun devamıydı. Alakası yok. Denktaş Bey'in ortaya koyduğu tüm görüşler kurucu Cumhurbaşkanımızın bugün görüyoruz ki hepsi bir bir ortaya çıkmaktadır. Ersin Bey de onu devam ettirmektedir. Ve bir dik duruş sergilemektedir. Yani hem konjonktürün değişmesi Doğu Akdeniz'de hem de İçeride belli bir dik duruşu sergilememiz gerekmektedir. Güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekmektedir. Aksi takdirde işte sırf biz kendi tabanımıza malzeme atabilmek için, kendi tabanımıza işte yeni umutlar serpiştirip seçime hedeflenebilmemiz için bir takım işler yapıyorsak, bu Kıbrıs Türk halkını zayıf göstermektedir. Yani kimse de kusura bakmasın. Erken seçime gideceğim diye ben Birleşmiş Milletler'e mektup mu yazacağım? Benim görüşmeci bir heyetim var zaten. Ya da olayı tersten okumak gerekir. Sayın Akıncı görüşmeye gittiğinde Birleşmiş Milletler'e mektup mu yazıldı diğer görüşler tarafından? Biz iki devletli çözüm isteriz, bunu kabul etmeyiz diye. Orada bir irade vardır. Bu iradeye saygı duyulup arkasında durulması gerektiği inancındayım Aziz Bey. Evet. Peki, çok teşekkür ettim sana. Bu tarihi sürecin başlangıç gününde bizimle birlikte olduğun için kolay gelsin. Görüşmek üzere, görüşeceğiz mutlaka. Biz teşekkür ederiz. Biraz böyle tempo yüksek, biraz böyle aslında gerçekleri konuşmaya çalıştım bu programınızda. Biraz farkındalık yaratmaya çalıştım. Ben size teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkının geleceği kendi ellerindedir. Kesinlikle. Başka birinde değil. Kesinlikle. Çok teşekkür ettim sana. Ben teşekkür ederim. Seyirciler noktayı koyuyoruz. Bir de hatırlatma yapmak lazım. Biz salı günleri aslında devamlı izleyicilerimiz bilir. Bugün sevgili Özdemir Tokel'le birlikte oluyorduk ama bu hafta için saat 11'den itibaren bu ekranlarda Özdemir Tokel'i Sayın Doktor Nazım Berat'la ile birlikte bulabileceksiniz bu haftaya özel olarak. Yani bugün saat 11'den itibaren Özdemir Tokel'i Sayın Nazım Berat'la ile bu ekranlarda bulacaksınız. Haftaya yine tabii ki kendisiyle randevumuz olacak. Döneceğiz kendi programımıza ama bugünlük böyle. Bunu da söyleyelim. Bu haftalık böyle onlar açısından. Evet, noktayı koyduk Gündem Artı'ya. Gündem Artı'yı burada bitiriyoruz ama saat başında Manşet Artı'da Damla Soyap'la yeniden karşınızda olacağız efendim. O vakte kadar şimdilik hoşçakalın.